İyi günler Toplum 24 TV izleyenleri bugün sizlerle gene bir e, konuyu ele alacağız. E, konu e, Avrupa e, gibi görünmekle birlikte aslında bizi Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu. E, Fransa'yı ve Macron'u e, değerlendirmek istiyorum. Şöyle Macron Eylül ayında Türkiye ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Önemli açıklamalar diyorum ama bilgi olarak önemli bir şey söylemek değil de biraz Türkiye'yi küçümsemek hatta aşağılamak ister gibi bir tutumla küstah bir tutumla Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini açıkladı. Tabii bunlar hoş olmayan şeyler. E, çünkü e, diplomasiyi e, kullanmayı iyi bilmeyen yöneticiler elinde devlet yönetimi e, böyle e, yersiz, e, olumsuz durumları e, doğuruyor, e, yaratıyor. E, tabii bunların e, bir çaresi yok olan oluyor. E, bunlar... Yapacaklarını yapıyorlar ama e, bir devletin böyle şeylere her zaman tahammülü yoktur onu da e, bilmemiz lazım. Şimdi e, Fransa Macron yeni bir e, lider lider demek doğru değil de hasbel kader tarih sahnesinde Fransa'nın başına geçmiş bir insan olarak gözüküyor önemli bir devlet tecrübesi Yok e, iki yıl önce e, Fransa'nın Amerika'yı izleyen bir yöneticisi e, olarak Fransa'nın başına geçti. Şöyle ki e, daha önceki partilerin başarısız e, tutumları yüzünden e, bir arayış içinde olan Fransa seçmene yeni kurulan bir partiye öbür partilerin bir karışımı durumunda olan bir partiye oy verdiğinden dolayı iktidar oldu. Şimdi bu durumda tabii kişiliğini ele almıyoruz. Politik durumunu ele alıyoruz. Amerika'nın Avrupa politikalarını Uygulamakla görevli saydı kendini. Bunlar ne şekilde ortaya çıktı? Ee, Ukrayna'da faşist darbecileri destekledi. Ee, Belarus'ta Rus, Rus düşmanlığını körükledi. Çin'e karşı Uygur kışkırtmacıları, Uygur e, e, ayrılıkçılarını kışkırttı. Suriye'de PYD'ye destek verdi. Türkiye'de PKK'yı destekleyen bir dış güç olarak öne çıktı. Ve bütün bunlar e, bir e, büyük devlet olarak fakat eski bir sömürgeci olarak e, yapmak istediklerini tam olarak yaptığını gösteriyor. Burada tabii Afrika'dan söz etmeden olmaz Fransa'nın e, sömürgeleri Afrika'daydı ağırlıklı olarak o ülkelerde tekrar hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ee, ve e, terörcü örgütleri Afrika'da e, besleyen ve oralara e, neredeyse sevk eden durumda bir rol oynuyor. Şimdi tabii Türkiye sahi e, Türkiye Fransa için önemli bir ülke. Önemi de Türkiye'yi Akdeniz'deki bütün e, sorunlarda Amerika'nın ve Yunanistan'ın yanında olarak e, karşısına alıyor. Tabii bu durumda e, Türkiye e, onu olumlu göremeyeceği gibi onun politikalarına karşı politikalar da uygulamak zorunda. Peki şu soruyu da soralım. E, Türkiye ile derdi ne ve bu planlarda rol almasının nedeni ne? Çünkü Fransa, De Gaulle gibi bir şahsiyetin Fransasıydı geçmişte. Amerika'ya falan pabuç bırakmayan, bağımsızlıkçı, kendi gücüne güvenen bir durumdaydı. Bu durumlara... Neden geldi? Tabii sığ politikalar diyoruz ama bunun arkasında güncel politikaların bir takım izlerini de görmemiz e, mümkün. E, örneğin e, Batı Asya'da hem Akdeniz'de hem Suriye'de bulunmasının nedeni oradaki e, planlarda rol alarak e, paylaşmada, e, pay kapmak amacı taşıması. Yani e, bir karışıklık olduğu zaman orada kazancım olsun diye araya girenler olur. İşte Fransa o durumda. Yunanistan'ı bütün hatalı şeylerinde desteklemesi ise e, bir başka e, nedene bağlı Yunanistan'a silah satma peşinde olan bir ülke olduğu için Yunanistan'ın her şeyini destekliyor. Kaldı ki Yunanistan Amerikan projelerinde rol almış. Türkiye'ye karşı Ege sorununda, Kıbrıs sorununda, denizdeki hakimiyet alanları, deniz sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konularında hep pürüz çıkartan ve Türkiye'ye karşı dayatmalarda bulunan bir şekilde ve Fransa maalesef bunların hepsinde onun yanında rol alıyor. Şimdi Fransa'nın Türkiye'de Türkiye ile sorunu ne diye baktığımız zaman, yani bir neredeyse Türk düşmanı denilebilecek bir politika izliyor. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Tarihten gelen bir nedeni de var bunun, bir dayanağı da var. Şöyle ki Avrupa'da Türk düşmanlığının ayyuka çıktığı zamanlarda yani Osmanlı için korkulan bir güç olduğu dönemde Avrupa'da Türk korkusu denilen şeyin olduğu dönemde, bunların propaganda yapıldığı dönemde Fransa bunların dışında kaldı. Yani şöyle Kanuni döneminde örneğin Fransa Osmanlı'yla öyle bir dostluk politikası güttü ki bütün Avrupa ülkelerinin Türk düşmanlığına ters düştü ve onlardan. Ayrı düştü. Yani bütün bunlar yüzünden insan düşünmeden edemiyor. Acaba o dönemde şeyin Fransa'nın yaptığı şeyin bugüne uygun düşmemesi yüzünden ondan kurtulmaya mı çalışıyor? O bir utanç gibi gelmiş Fransa'nın üstüne sanki. O da. Bundan kurtulmak için en büyük Türk düşmanı benim havasında. Tabii reformasyon dönemi yani Avrupa Hristiyanlığının ikiye ayrıldığı, Almanya'dan kaynaklanan mücadelenin, Luther'in mücadelesinin olduğu dönemde gene Fransa Türkiye'nin yanında olarak Almanya'yı zor durumda bırakan bir ülkeydi ve bir yerde de bütün Katolik dünyası için gelişmekte ve ortaya çıkacak olan o e, protestanlığın destekçisi olarak görüldü. Kendisi de Katoliktir bugün ve işte bu da e, Fransa için bir o dönemin yükünden kurtulma özelliği gibi gözüküyor. Her neyse biz e, e, tabii siyasete e, bakmamız lazım. Her durumda belirli duyguları veyahut falsoları, yanlışları hep tetikleyen şeyler siyasettir. Bir takım çıkarlar yüzünden yanlışlar yapılır ve Fransa da bu durumun içine girmiş demektir. Fransa'ya Avrupa açısından, Avrupa içinden baktığımız zaman da Gerek NATO'da gerek Avrupa Birliği içinde Fransa sorun ülke durumundadır. Avrupa Birliği'nin genel eğilimlerine ters düşen e, tarafları vardır. Amerikancı olmak uğruna e, Doğu dünyasıyla ilişkilere, Rusya ile ilişkilere, Almanya gibi önem vermemekte hatta karşı çıkmaktadır. Tabi bu arada enerji politikaları şunlar bunlar çok büyük roller oynuyor ve Fransa bu şekilde Macron'la bana kalırsa devam edemeyecek durumda Macron'un zaten bir kıdemli politikacı olmaması yanı sıra hatalarla dolu bir çizgi izlemesi Avrupa'nın çıkarlarına ters düşen bir çizgi izlemesi iktidarda kalamayacağını Gösteriyor, düşündürüyor ve Fransa'nın bu çizgisinden uzaklaşması temennisiyle bir başka programda gene beraber olacağız. İyi günler diliyorum, hoşçakalın.